Aziz dostlar, kıymetli arkadaşlar, bugün yine karşınızdayız. Gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Ekonomi gündemi oldukça yoğun, oldukça hareketli ve biz de tabii bu hareketli, bu yoğunluğu sizlerle birlikte değerlendirelim istiyoruz. Malumunuz bu aralar özellikle Sayın Albayrak'ın istifaları bayağı bir konuşuluyor, ses getirmiş durumda. Bu istifanın perde arkası ve yansımalarına bakmak istiyorum. Artı yeni ekonomi yönetiminin getireceği avantajları, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle entegre olarak neler yapabileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii eleştiriler de söz konusu. Bu eleştirilere dönük de tabii cevaplarımız olacak. Bu eleştirilerle ilgili irdelemelerimiz de olacak. Bunlarla ilgili de sizlerle kısa bir şekilde dertleşmek istiyorum. Evet, bu hafta gerçekten hızlı geçiyor. Özellikle Sayın Albayrak'ın istifası haberinin ardından, Instagram'dan yapmış olduğu istifa açıklamasının ardından geniş bir yankı buldu bu açıklamalar, bu haberler. Bayağı bir yorum, bayağı bir bilgi dolaştı ortalarda. Ama tabii bizim en yalın şekilde olan bitenleri anlatmamız gerekiyor ki size. Nereden başlayalım derseniz, özellikle Sayın Albayrak'ı istifaya götüren süreçten ben start vermek istiyorum anlatımıma. Evet, Sayın Albayrak malumunuz gerçekten çok zorlu bir süreçte ekonomi yönetimini devraldı. Hakikaten dikensiz bir gül bahçesi yoktu önünde. Bir taraftan yerli üretim hamlesini başlatması, devam ettirmesi gerekiyordu. İkinci olarak da tabii koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldı bütün dünya. Bu dünyanın etkilendiği salgından haliyle Türkiye'de bir şekilde olumsuz bir şekilde payını aldı. Evet, bu biliyorsunuz virüsün yayılımının ardından izolasyon dönemine geçilmişti. O dönemde çok güzel paketler açıklandı. Hem Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hem Sayın Albayrak tarafından. Firmaları hem hayata bağlayacak, hem istihdamı arttıracak, hem de ekonomiyi bir şekilde rahatlatacak çalışmalar yürütüldü. Gerçekten ben dolaşan yorumların aksine, aziz dostlar, gerçekten iyi bir imtihan verildiği, başarılı bir grafik sergilendiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bakıyoruz, hani böyle zaman zaman görüyoruz, duyuyoruz, çok olumsuz yorumlar var. Sayın Erdoğan'a vurmak için Sayın Albayrak'a yumruk atanlar, yani sözlerle dövmeye çalışanlar var ama bunların evvela görmezden geldiği bir şey var. Bir, değerlendirme yaparken, bir yorum yaparken, özellikle rakamsal veya işte görevsel bir değerlendirmede bulunurken, bir, önceki dönemleri, iki, dünya şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, tabii nasıldı? Bir baktığımızda, hani bir eleştirene bakmak gerekiyor, bir eleştiriye bakmak gerekiyor. Bir de o eleştirinin arkasında yatan unsurlara veya temel etkenlere bakmak gerekiyor. Şimdi ben genelde eleştirenleri görüyorum. Muhalefet kanadı, İYİ Parti'den bir ses geliyor, CHP'den bir ses geliyor, Ali Babacan cephesinden bir ses geliyor, Davutoğlu cephesinden bir ses geliyor. Burada benim en çok ilgimi, dikkatimi çeken de Ali Babacan'ın açıklamaları oldu. Şimdi Ali Babacan ne diyor? İstifa açıklaması için bu bir iflas beyanıdır gibi yönünde bir ifadesi var. Ya Sayın Ali Babacan, şunu kendisine sormak gerek. Sen dikensiz gül bahçesinde bir ekonomi yönetimini devraldın. Sen yerli üretimi arttırmak için ne yaptın? Sen yatırım çekmek için ne yaptın? Sen Kemal Derviş'in bıraktığı ekonomi politikalarını devam ettirdin. Üzerine koyduğun bir reform var mıydı? Yoktu. Bütün o dönem hatırlayacaklardır herkes. Malumunuz bütün yumurta küfesi Sayın Erdoğan'ın sırtındaydı 2002'den 2013'e kadar, 2015'e kadar. Hakikaten neler yaşandığını, neler çekildiğini çok iyi biliyoruz. Farklı bir cumhurbaşkanı var, Sezer gibi bütün önüne gelen kararnameleri veto eden, her şeyi engel olmaya çalışan, baltalamaya çalışan bir figür. Diğer tarafta asker var. 28 Şubat kalıntıları bir tarafta. Onlarla uğraşıyor Sayın Erdoğan.
dünyada yine bakıyorsunuz rüzgarlar olumlu yönde esiyor. Ama tabii bu mücadele ve bu esen rüzgardan ekonominin olumlu bir şekilde payını almaması mümkün mü? Değil. Sayın Babacan işte böyle bir ortamda, böyle güzel bir iklimde bakanlık yaptı. Kendisini başarılı zannediyor. Başarılı zannetmeye devam etsin. Hakikaten şimdi kendisiyle ilgili gerçekler göz önüne serilmiyor belki. Veya işte yanındaki insanlar tarafından acaba gerçek bilançosu veya işte görev yaptığı dönemde nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğu kendisine net olarak anlatılmıyor. Çünkü kendisinin döneminde ne iç bir kriz vardı, ne koronavirüsle ilgili bir tehlike, tehdit vardı. Yani çünkü koronavirüs deyip de geçmeyin arkadaşlar. Hakikaten dünyayı derinden sarstı. Amerika'nın küçüldüğü, Avrupa ekonomilerinin daraldığı bir dönemden, bir ortamdan bahsediyoruz. Hiç de kolay değil bu süreci yönetmek, yürütmek. Japonya'nın işte baktığınızda küçülmesinden bahsediyoruz. Sayın Albayrak ne getirdi? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi yerli üretim vurgusu yaptı mı? Yaptı. Türkiye'yi tedarikçi olarak öne çıkarmaya çalıştı mı? Çalıştı. Belki bu istifa ile ilgili, istifa veriş şekliyle ilgili tartışmalar olabilir. Evet, usule katılınabilir, katılınmayabilir ama bir durumu, iki çerçeveyi bence iyi hesaplamak, iyi ayarlamak gerekiyor. Öbürlerine hiç değinmiyorum. İşte bu Kemal Derviş tayfasından olan işte Faik Öztürk'ün, işte İyi Parti cenahından gelen eleştirilere hiçbir şey demiyorum. Çünkü onların geçmişi belli, onların sabıkaları ortada. Gelin görün, bakın, araştırın. Hakikaten Kemal Derviş öncesinde nasıl bir ekonomik vaziyet, nasıl bir politika uygulamaları söz konusuydu, görün. Gecelik 7500 faiz oranları, %150 enflasyon oranları, artı ödeme gücünün düşmesi, alım kuvvetinin azalması ve bunun yanı sıra hakikaten karşı karşıya kalınan bir iç buhran vardı. O dönemde de bu Faik Öztürk'ün zamanından bahsediyorum ve Faik Öztürk öncesi dönemden bahsediyorum. Çok kısa bir dönemdi o. O dönemde yaşanan krizden söz ediyorum. Hakikaten orada o dönemde de şunu da söylemek gerekiyor. Dünyada bir sıkıntı, bir buhran yoktu. Ülkede yaşanan sıkıntı da 2001'e şöyle bir göz atmak gerekirse hortumlanan bankalardan, kötü yönetimden, koalisyon döneminin çıkarmış olduğu, vatandaşın sırtına yüklemiş olduğu ağır faturadan kaynaklanıyordu değerli arkadaşlar. Şimdi gelinen noktada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte hakikaten ve istikrarın da, AK Parti döneminin getirmiş olduğu istikrarın da etkisiyle gerçekten güzel bir döneme tanık oluyoruz. Şimdi tabii sıkıntılar var mı? Var. Dünyada da var, Türkiye'de de var. Ama tamam da yani kolay değil. Şimdi usta kaptan fırtınalı denizde belli olur. Bu usta kaptanın da Sayın Erdoğan olduğunu göz önünde bulundurur ve dikkate alırsak hakikaten gemiyi çok güzel bir şekilde yüzdürdüğünü ve limana doğru yönelttiğini görmekteyiz. Şimdi tabii arada bir yol kazaları olacaktır veya sıkıntılar olacaktır. Ama veya iletişim kazalarıyla karşı karşıya kalınacaktır. Tabii böyle çetrefilli, böyle sıkıntılı dönemlerde bundan daha doğal bir şey olamaz. Şimdi gelelim yeni ekonomi yönetimine. Şimdi Sayın Albayrak'ın istifasının akabinde Sayın Lütfi Elvan göreve getirildi. Evvela biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alındığına tanık olduk. Sayın Uysal'ın yerine Naci Ağbal getirildi. Naci Ağbal özellikle Maliye Bakanlığı tecrübesini ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı deneyimini bu makama taşıyacaktır. Sayın Ağbal'ın ve ekibinin de Sayın Elvan'la, Hazine'nin ve Maliye'nin yeni patronu Sayın Elvan'la çok iyi bir iletişimi olacağına ben kanaat getiriyorum. İki kısımdan da, iki cenahtan da dikkat ederseniz ki iletişim, güçlü iletişim vurgusu geldi. Öngörülebilirlik bir, ikincisi hesap verilebilirlik, üçüncüsü şeffaflıktı bu. Şimdi tabii piyasaların, yatırımcıların aradığı bir öngörülebilirliktir.
ne olacak, ne bitecek? Kestirmek isterler. İkincisi güçlü iletişimdir. Yani sorunlarımız ne, taleplerimiz ne, bunların incelenmesi, irdelenmesi ve bunlara hızla dönüş yapılmasıdır. Hesap verilebilirliktir. Bu da şeffaflıkla çok yakın ilintili olup hakikaten geleceğe de ışık tutabilecek ve güveni artırabilecek bir unsurdur. Evet, Sayın Elvan'ın da Sayın Ağbal'ın da bu anlamda yorumları, açıklamaları çok önemliydi. Benim dikkatimi çeken bir açıklaması oldu Sayın Ağbal'ın. Özellikle fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme yönünde ve tüm politika araçlarını bu noktada kararlılıkla kullanma hususundaydı mesajı hatırlayacaksınız. Bu mesaj hakikaten çok olumlu bir yankı uyandırdı. Çünkü hakikaten kuru dengelemek ve bir şekilde artışı frenlemek, artı enflasyonu makul bir noktada tutmak Merkez Bankası'nın temel misyonlarındandır. Bu misyonlardan geri adım atmayacağını çok net bir şekilde görüyoruz Ağbal yönetiminde Merkez Bankası'nın. Ve özellikle tabii Murat Uysal döneminde çok yakınılan bir durumdu. Öngörülebilirliğin, kestirilebilirliğin olmaması ve piyasayla irtibatın zayıf olması. Zannediyorum Ağbal yeni dönemde hem bürokrasiden gelen tecrübesi hem siyasetten gelen deneyimiyle bu sıkıntıları giderecek ve gerçekten çok önemli ve kanayan yaralara merhem olacaktır. Sayın Elvan'ın mesajlarına da tabii değinmekte fayda görüyorum ben. Özellikle makro ve mikroekonomik reformların devam edeceği yönünde açıklamaları olmuştu biliyorsunuz. Artı kamu finansmanının kalitesini arttırmaktan bahsetti. Ki bunlar hakikaten hem reform vurguları hem öngörülebilirliği perçinleneceği mesajı hakikaten yine bir olumlu karşılık buldu piyasalarda ki bunun dolara ve euroya artı altına yansımaması söz konusu olamazdı ki ilk yansımaları, ilk artıları da gördük. Evet, dolarda tabii evvela biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı değişimi, Sayın Albayrak'ın istifa haberlerinin ardından bir gevşeme görülmüştü. 8.03 noktasına kadar giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalmıştık. Bunun şu anda biraz daha dengeli gittiğini, 8.10-15 lira bandında toparlandığını görmekteyiz. Euro'da da yine notlarıma da bakıyorum, 9.50-9.56 seviyesinin test edildiğine tanık olmaktayız. Altında ise durum şu anda 485-490 lira civarında. Evet, şimdi tabii altının biraz daha farklı bir yönü de var. Tabii iç piyasadaki gelişmeler çok önemli. Özellikle 19 Kasım'da Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun yapacağı toplantıdan ne gibi kararlar çıkacağı çok önemli. Burası tabii Ağbal'ın ilk test edileceği nokta olacak. Ağbal ve ekibi nasıl bir karar alacak, nasıl bir yol haritası izleyecek çok önemli. Bu piyasanın gidişatına yön verecek. Artı Elvan'ın yeni dönemde takip edeceği strateji yakından izlenecek ve bununla ilgili ne gibi adımlar atacağına da yatırımcılar hem yerli hem yabancı cephede olmak üzere karar verecekler. Tabii kolay bir süreçten hakikaten geçmiyoruz. Altında baktığımız zaman da altın güvenli liman özelliğini korumakta. Altın yine rağbet görecektir, tekrar prim yapacaktır. Çünkü altın genelde Türk lirası varlıklarında kalmaktan imtina eden ama dövize de yönelmemekte ısrarcı olan yatırımcı kitlesinin genelde yöneldiği bir enstrümandır. Evet, Türk lirası varlıklarında tutmaktansa özellikle ülkemize hem getirisi olacak hem varlığı ülkemizde tutacak altına yönelmek genelde tercih edilen bir unsur, bir hareket tarzıdır. Ben bunun bu hareket tarzının devam edeceğini, önümüzdeki süreçte de hakikaten altına dönük talebin artacağı kanısındayım. Ben yatırımcılara da şu terkinde, şu tavsiyede bulunuyorum. Altına yatırım yapmaktan imtina etmeyin. Her zaman altının güvenli bir liman olduğunu bilin.
Ha evet, şimdi tabii hafif böyle aşağı yönlü oynamalar görüyoruz. Aşı haberlerinden kaynaklı bazı hususlar var. Özellikle aşının bulunup bulunmaması, işte olumlu bir haber verilip verilmemesi. Tabii merak edilen hususlar, unsurlar. Bunlar da altında tabii oynamaya, aşağı yönlü oynamaya sebebiyet verebiliyor. Özellikle aşının bulunduğu haberi, ama yine de ne olursa olsun altının biz emniyetli bir alan olduğunu, emniyetli bir yatırım aracı kanalı olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız. Evet, ekonomide hiç de kolay bir süreçten geçmediğimizi belirtmiştik. Devam eden ve hakikaten süre gelen bir dönemle karşı karşıyayız. Bu dönemi iyi yönetmek çok ama çok önemli. Ben bu anlamda yeni ekonomi yönetiminin güven telkin ettiği ve başarılı olacağı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma ve uygulama avantajlarından da istifade edeceği kanısındayım. Evet sayın seyirciler, gelecek hakikaten, gelecek için umutlu olmak, ümit var olmak gerekiyor ki bu anlamda hiçbir engel, hiçbir mani yok Türkiye'nin önünde. Bunu bilerek hakikaten sizlere daha sağlam, daha güçlü adımlar atmaya, daha güvenli yatırım alanlarına yönelmeyi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomuzda da yine ekonomiyle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Artı çözüm önerilerimi ve bazı tavsiyelerimi paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın diliyorum.